Maalesef akla muhalif bir yapılanma, bu da paralel bir yapılanmaya getiriyor. Kendilerine göre bir hukuk sistemi, şahsi çıkarlara göre, kendilerine göre bir suç belirleme, kendi güçlerine göre bir yapılanma, kendi güçlerine göre bir devlet dizayn etme ve en acı tarafı da siyaset şu anda devleti ele geçirdi. Devletin bir kesimiyle istediği vatandaşına tuzak kurabiliyorlar, istediği vatandaşını sıkıntıya sokabiliyorlar. Devlet tuzak kurma aracı değildir. Devlet adalet devletidir. Keyfi idare istibdat ve zulüm getirir. Kürşüt TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz 21. dönem 40 kalem milletvekilliği yapan Kemal Albayrak. Kemal Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Mehmet Bey. Sağ olasın. Teşekkür ederim ben de. Kemal Bey, size ülkemizin çok acayip bir haftasından geçtik. Onu sormak istiyorum. Bebek sahilinden gelen görüntüler, Antalya'dan, İstanbul'dan. Yani Kemal Bey, bu ülkeye ne oldu birden, anlayabildiniz mi? Şimdi baştan beri tespit ettiğim ve söylediğim bir konu var. Ülke yönetilmiyor. Ülke etkili bir azınlığın elinde. İktidara etki eden bir güç tarafından yönetiliyor. Oyunlar hiç bitmiyor. Kimin yönettiği belli değil. Her vilayette değişik olaylarla karşılaşıyoruz. Zıt kutuplar, provokatörler, efendim ülke bir yaşanmaz ülke haline getirmeler, kanunlar işlemiyor. Devlet kurumları çökerdiği için bunlarla ilgili tedbirler alınmıyor. Bu kişilere herhangi bir hukuki işlem de yapılaması hale geldi. Çünkü bu sadece bir günün, 2 günün hadisesi değil, 20 yılın verdiği, daha da ötesine gidersek verdiği bir hadise. Olaylar başladığı gibi bitmiyor. Olaylar başlangıçta yanlış düğme iliklenirse sonrakiler hep yanlış olur. Bu yönetim maalesef akla uygun bir yönetim değil de sadece kendi inançlarının ve kendi inançlarının hakikatine inanan bir yönetim tarzı tarafından yönetiliyor. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Bu kaos yönetimidir. Türkiye'de geçmişe baktığımız zaman bu tip kaoslarla Allah göstermesin. Yani hiçbir zaman benimsemem başka şeylere yol açabilir. Yani bu kaosların bir sebebi vardır. Yani sonuçtan ziyade bir şeyin sanki sebebi gibi gözüküyor. Çünkü ülke hakikaten her alanda yönetilmiyor. Yani çare yok. Sorunların çaresi yok. Üstelik bu toplum sorunların çaresini bekleyen toplum, sorunları çözme diye yola çıkanlardan sorun görüyor. Yani sıkıntı görüyor. Çaresizlik içerisinde. Mesela o hadiseler gerçekten üzücü bir olay. Türk toplumunda böyle hadiselere pek rastlanmamış olaylardı. Ve burada bir toplumu manipüle etme konusu. Bir tarafta dini konularla tam zıt hadiseler olurken bir tarafta da tam tersi olan kutuplar arasındaki bak şunları görürsünüz eğer bunlar gelirse ülke bu hale gelir. Öbür taraftan da bak böyle olursa ülke bu düzene gelir diyerek bir cephe oluşturma. Yıllardır biz bunu yaşadık. Hep zıt kutuplar yarattılar. Zıt kutuplar yarattıkça birbirine çarpışanlar da ülkenin kamu kaynaklarını babalarının çiftliği gibi kullandılar. Yeme içme serbest, çalma serbest, her şey mübah. Sıkıntıya geldi mi çaldıkları paralar veya çaldıkları kazançlar kanunsuzluk olan yerlerde çaldıkları kanun olan yerlerde gidip oralara transfer etme yolunu gidiyorlar. Bunlar toplumda tabii ümitsizlik yaratıyor, güvensizlik yaratıyor. Güvensiz olan toplumlarda yönetim sorun olur. Allah göstermesin. Yani iyi bir hadise değildir. Akıl bilimin dışında, hukuk ve demokrasinin dışında olan hadiselerdir. Bunlar planlı yapılan işlerdir. Yani bu oyunlar bitmez. Hukuk devletlerinde olmayınca hukuk devletinin zaafa uğradığı yerlerde bu tip hadiseler olur. Daha neler neler göreceğiz. Geçmişte de buna benzer olaylar çıkmıştı. Fadime Şahinler efendim, işte camide 9 sene önce bira içti diyenler, işte başörtülü mü bacı mı tartakladı diyenler, aynı zihniyetin ürünleridir bunlar. Ülkeyi bir kaosa sürüklemektir. Kaosun arkasında da farklı şeyler gelebilir. Ondan dolayı endişeliyim. Bunun çaresi yok mu? Çaresi var. Bu iktidarın acilen baştan aşağı topyekun istifa etmesi lazım. Uzlaştırıcı, bu toplumla barışık, bütün toplumların katmanlarını bir araya getirebilen müzakere yoluyla yeni bir iktidarın gelmesi lazım. Bu da seçimle olur.
Emin ol, bu iktidarın bir gün bile durması ülkede bir beka sorunu yaratıyor. Bunların tamamen sebebi bunlara aittir. Pahalılıktan tut da intihar olayları, cinayetler, ülke hakikaten kim tarafından yönetildiği bile belli değil. Bir devlet yapısında kanun yapıcılar bir defa kendi yaptıkları kanunlara uymazsa, ortaya koydukları rejime kendileri uymazsa, bunun bütün acısını toplumun kendisi yaşar, milletin kendisi yaşar. Bunlar bir planlı hadiselerdir. Böyle gelişigüzel yapılan hadiseler değildir. Yani bir oyunun başlangıcı, sonu hep böyle devam ediyor. Sorumlu sorumluların bu ortaya koydukları meziyetlerdir. Bunlar bu millet altından kalkacak inşallah. Topyekin uyanması lazım bu milletin. Bunları gördükçe insan hayret ediyor. Şimdi Alman başbakanlığı yaptı. Bismarck öyle dedi. Beni bu iktidara taşıyan çıkmaz sokaklar demişti. Hakikaten çıkmaz sokaklar inşallah çıkış yollarını gösteren bir yönetim anlayışına doğru gider düşüncesindeyim. Bu da olacak. Yaklaştıkça bu tip olayları görmek mümkündür. Çünkü tekil çıkarlar çoğul çıkarların önüne geçti. Deprem çadırı gibi elinde bir imkan olan, elinde bir güç olan bütün kamu kaynaklarını nasıl götürebilirim, nasıl kendi malım gibi kullanırım bir şey var. Bir de meşruiyetin ahlak ve hukuk alanına kaydırılması lazım. Tek kişi etrafında meşruiyet olmaz. Bütün sıkıntıların kaynağı yönetimden kaynaklanan sorunlardır. Bunun çözülmesi lazım Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim Kemal Bey. Kemal Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi Gezi Parkı zamanında camide içki içtiler. Bunlar çürük, bunlar sürtük açıklaması yaptı. Halktan, kamuoyundan çok büyük tepki geldi. Erdoğan Şimdi sizce bunu neden yaptı? 9 yıl önce geçen bir hadise, o günün şartlarında şimdi şöyle bir insanın aklıma geliyor. Tabii kimseyi de eşdeğer anlamda kullanmıyorum ama buna benzer hadiseler geçmişte başka ülkelerde de oldu. Şimdi bu bilgiye dayanmayan, kendi inançları doğrultusunda yeni yeni fikirler üretenler bunlardan rant temin etmektir. Hepimizin bildiği gibi o günkü orada bir din görevlisi, ben Allah'tan korkarım böyle bir şey olmadı dediği halde bu yalan bir bilgi de değil, kendi inançları doğrusunu ortaya atılmış bir beyan. Aslı olmadığı halde bunu ikide bir gündeme getiriyor. 9 sene geçmiş gündeme getirmeden gayesi bundan bir rant elde edebilir miyim? Bizim toplumda böyle bir kesim var tabii, müşterilerine hitap ediyor. Şimdi o kadar pahalılıklar var. Her gerek gıdada, gerek elektrik ve yakıtta %300-400'e varan zamlar bir tarafa atılıyor. İnsanların geçim derdi bir tarafa atılıyor. Önemli meseleler, toplumun gerçekten önemli meseleleri bir tarafa atılıyor. İşte şöleninde söyledikleri şiir okumalar, ey diyerek yine bağırmalar, asıl gündemi acaba unutturarak bir Gobes mantığıyla milleti bir abluk altına alarak bu işi devam ettirebilir miyiz? Niye? Çünkü çok suç işlediler. Kanun, tüzük, genelge, hüküm tanımayan, yasa tanımayan bir anlayış ve temsilcilerini ortaya koydukları için bu düzenin böyle gideceğini zannediyorlar. Şimdi itibarı güçten alırsan bu güç bitince itibar da kaybolur. Böyle bir anlayış var. İtibar güçten alınmaz, karakterden alınır. Temel yapımda itibar sahibi olanlar hiçbir zaman yaptıkları iş haramla örtüşmez, helalle örtüşür. Akılla, bilimle, hukukla, demokrasiyle örtüşür. Bu da kanunlar ve nizamdır. Dünyaya lafla meydan okuyanlar, nizam verenler kendi hanelerinde bunları görmüyor. Ya insanlar aç, kirasını ödeyemiyor. Hakikaten bir litre sütün 31-32 liraya çıkmış. Çocuklar bunu alamıyor. İşte hapishaneler bir işkence yuvası haline geldi. Bunu muhalefet açıklıyor. Kanun hükmünde kararnamelerle aç olsun, ölsün diyerek devlet imkanlarını öyle bir hale getirdiler ki devletin tüm güçlerini, tüm imkanlarını bir nifak tohumu haline getirdiler. İntikam aracı haline getirdiler. Bu milleti geçmişten beri seven, millete değerli katkıları olan insanları da siyaset suç belirlediği için suçlu konumuna geçirdiler. Bunu duyuyoruz, ediyoruz, bizzat dinlediklerim var. Terör örgütleriyle mücadele eden insana bir bakıyorsun ki ertesi gün terörden almışım,
bir terörist ilan etmişim. Belge bilgi var mı? Yok. Herhangi bir şeye dayanıyor mu? Yok. Açıklık yok, saydamlık yok. Anayasa Mahkemesi Başkanı da bunu teyit etti. %77 bu işler bir nizami anlamda, hukuki anlamda yargılamalar yok. Adil bir yargılama yok diyor. Bunu dünyada da diyor. Bizim iyi olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler ve benzeri şeyler bunu görüyor. Oralara gidenler Türkiye'yi bir tazminata mahkum ediyor. Maalesef akla muhalif bir yapılanma, bu da paralel bir yapılanmaya getiriyor. Kendilerine göre bir hukuk sistemi, şahsi çıkarlara göre, kendilerine göre bir suç belirleme, kendi güçlerine göre bir yapılanma, kendi güçlerine göre bir devlet dizayn etme ve en acı tarafı da siyaset şu anda devlete ele geçirdi. Devletin bir kesmiyle istediği vatandaşına tuzak kurabiliyorlar. İstediği vatandaşını sıkıntıya sokabiliyorlar. Devlet tuzak kurma aracı değildir. Devlet adalet devletidir. Eşittir. Eşit yurttaşlık ilkesine dayanır. Maalesef böyle bir şey ortadan kalktı. Bu rejimin adına ben anlam bulamıyorum. Acaba nasıl bir rejim diyemiyorum. Tek bir sistem, meşruiyeti bir kişiye bağlamışım, hukuk ve ahlak ilkeleri ortadan kalkmış. Maalesef akıl ve beyin takımı yok. Sorun çözme yerine sorun yaratma, siyasi kararlar hukukun önüne geçmiş, devletin tüm imkanları sanki bir intikam aracı haline getirilmiş, kendinden olursa ayrıştırmalar, geçmişte benzer yaşamlar şu anda da tekrar ediyor. Daha acısı tekrar ediyor. İşte sağa sol kavramı. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Ergenekon, Balyo, şimdi de bir PKK çıktı elinde bir sopa. Önüne gelen istediği gibi bu argümanları kullanarak karşıdaki insanlara bir tuzak kurma haline getirdi. Bunun adına paralel yapılanma denir. İşte bir güvenlik de gerçekten üzücü bir durum. Devletin güvenliği çok önemlidir, tektir. Ama işte herkesin açıkladığı gibi bir Sadat diye bir oluşum çıktı. Ve bunu İstanbul'da herkesin, bütün dünyanın göz önünde... Türkiye'nin bayrağını değiştireceğiz, İslam devleti kuracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bir tane Allah'ın kulu da savcı veya bir yargı mensubu, ya siz kimsiniz, nedir böyle demiyor. Ama bir simitçi, bir basit bir suç işlese bil ki içeride. Bunları bir kişi söylese, bir basın mensubu söylese bil ki içeride. Keyfi idare, keyfi idare istibdat ve zulüm getirir. Gerçekten bunları bu toplum geçmişte benzerlerini yaşamıştır ama biz bunlardan kurtulalım, hukuk devletine doğru gidelim derken şu anda daha beterini yaşıyor gibiyiz. Ama şunu söyleyeyim, bunlar zannetmesin ki yaşattıklarını yaşamayacağız, yaşattıklarını yaşayacaklar. Bunu da bir kin aracı olarak söylemiyorum. Adalet karşısında gerçekler aydınlatacak. Gölge yavaş yavaş bunların üzerinden kayboluyor. Bunları belirleyen, bunlara bu gücü veren bir karanlık bir güç var. Egemen güçler var. Çünkü bunlara her dediğini yaptırıyorlar. Açıkları var ellerinde. Açıkları bulduğu için her türlü kendi çıkarlarına dayanan şeyleri bunların önüne koyduğu yapıyorlar. Elleri mahkum, yapmak zorundalar. Gerek iç politikada, gerek dış politikada özelleştirmeler, kamu kaynaklarının kullanılma, hesap verebilirlik yok, denge unsuru yok. Yani bu hükümet yönetimde sınır tanımadı. Sınır tanımayınca, sınırın altı üstü belli olmayınca alabildiğini. Şimdi bir ülkenin bütün doğudaki veya batıdaki büyük hukukçuların söylediği bir şey vardır. Suç önleme ceza vermeden önemlidir. Sen suç önleyeceğin yerde teşvik ediyorsun, suç işletiyorsun, ondan sonra da ceza vermeye kalkıyorsun. Bunlar iyi şeyler değildir. Hukuk devletlerinde bunlar olmaz. Bu insanlar, bu yönetim hep mağduriyetlerle geldiler. Şimdi de tekrar mağduriyetleri görüyorlar. Bir de hayali şeyler. İşte gaz bulduk. Uzaya yolculuk yapan yolcu aramalar. Efendim yani gülünç gülünç şeyler. Milleti tabii kendi müşterilerine bir cevap verme. İşte bir damat da demişti ya, işte uzaya yol yapıyoruz desek bile inanırlar diye. Doğru. İki mantıkla inanıyorlar. Çünkü akıl ve fikir yok, ilim yok. Açlıkla, kölelik yaparak kendilerine muhtaç eden bir zihniyet. Bir de gerçekten bunlar kendilerine göre bir din icat ettiler. Bu dinle insanları köle gibi kullanıyorlar. Çünkü inanç, bu toplum inanç olduğu için bakıyor bunlara. Diyor ki ya inançlı insanlardı, bunlar mağdur oldu. Mağduriyet iktidara taşıdı. Ama şu anda bu iktidarın kendisi bir keyfi idareyle bu toplumun her kesime mağduriyet yaşatıyor. Önceden belli bir mahalleye yaşattı. Arkadan ikinciye bir düşman icat etti. Şu anda mağdur olmayan hiçbir mahalle kalmadı.
İşte evin önünde görüyoruz, sağda solda görüyoruz. İnanın halk ekmek kuyruklarında artık üzeri başı böyle kravat takan insanlar da sıradalar. Bu şunu anlaşılıyor. Belli bir düzeyde olanlar da bir muzdarip. Et yemiyorum diyenlerin sayısı arttı. Araba kullanmıyorum diyenlerin sayısı arttı. Hatta Şubat ayındaki anket dikkatimi çekmişti. Artık üşümemek için kalın giysileri kullanıyorum ki doğalgaz yakmayayım diye. Ya şu zamlar düşünebiliyor musunuz? Geçmişte bütün dünyada savaş toplumlarında bile bu derece enflasyon artmazken kendilerinin resmi rakamı enflasyonu %72'leri buldu. Ama bilim heyetinin ortaya koyduğu enflasyon miktarına bakınca %170'leri buldu. Ne yapıyor? Bunları da gizlemek için yeni yasalara müracaat ediyor. İşte sansür yasası ve enteresandır. Bak bunlar kendi başına gelecektir. Geçmişte de tarihte Abdülhamit böyle bir döneminde Mithat Paşa böyle bir Abdülhamid'e bir yetki verilmesiyle ilgili, sürgün yetkisi verilmesiyle ilgili bir yasada ilk başlarına kendisinin gelmişti Mithat Paşa'nın. Bu yasada bunlara daha çok lazım olacak. Çünkü temel amaç şu, yanlış bilgi amaçlı hapis cezası veya ceza geliyor. Ya rejim yanlış bilgi veriyor bir defa. Doğru bilgiyi veremiyor ki kimden öğrenecek? İşte enflasyon. Bir tanesi diyor 100-170 lira vardı. Kendilerinin ortaya koyduğu rakam %72. Uluslararası baza baktığınız zaman külliyen yanlış bilgiler. Yanlış bilgi felakete götürüyor. Bu yasada en çok bunlara lazım olacak ve bunları sıkıntıya soracak. Keyfi bir idare var. Mehmet Bey, keyfi idare istibdatta zulüm getirir. Bu toplumun acilen barışa ihtiyacı vardır. Bunun dışındaki tüm insanlar, akla, bilime uyan insanlar, hukuka uyan insanlar, muhalefet. Bunlarla bir araya gelerek çözüm yollarını ortaya koymalar lazım. Gidişat da o yönde. Herkes bir gayret içerisinde meşru yollarla meşru haklar aramak her vatandaşın görevidir. Bu toplumun 84 milyonun gerek seçim hakkı, gerekse verdikleri vergiden 1 lira da olsa, 1 kuruş da olsa bunların hesabını sorabilecek saydam bir ülke gerekiyor. Yaşanılabilir bir Türkiye gerekiyor. O da adalette ve hukuk olur. Bunların keyfi idaresine dur diyecek bir sisteme geçilmesi lazım. Bunlar battıkça yeni zırh yasaları çıkartıyorlar. Battıkça kendilerini koruma yasaları çıkartıyorlar. Battıkça imtiyazlı sınıf yaratıyorlar. Ama bunun sonu yok. Sona doğru geldi. Çöküş. Çöküş diye bir yazarın kitabı vardır orada. Der ki uygarlıkların nasıl çöktüğünü ortaya koy. Nasıl çöktüğünü. Bunları biz biliyoruz. Yani hep beraber görüyoruz. Çöküşe geçtiler bunlar. Kendileri çöktükleri gibi. Bu toplumu da bu ülkeyi de çökertmek hakları yoktur. Milletimiz de uyanıyor. Buna samimi olarak destek veren kişiler bile artık istifalere başladı. İllerden istifa seslerini duyurmasalar bile. Biz duyuyoruz. Plaka değiştirmeye başladılar. Ak plakaları değiştirmeye başladılar. Bunu gidip araştırabilirler. Maalesef bir korku imparatorluğu yarattılar. Önce vatandaşa korku imparatorluğunu yarattılar. Şimdi de kendileri bir korku imparatorluğunu kendilerinde buluyorlar. Korkuyorlar. Bu hukuksuzluğun sonu yok. Bunlar da bir gün yaşattıklarını yaşayacaklar. Kemal Bey çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi umarım korkusuz ve refah içinde bir ülke bizleri bekler. Özgürlük olan bir memleket olması lazım ki yeni düşünceler üretilsin. Müzakere olsun. Siyasette müzakere esastır. Aklın da ahlakın da olmazsa olması özgür irade. Özgür iradenin olmadığı toplumlarda cehalet olur, cehalet. Geleneksel bir siyasi ve inancın hastalığı bu iktidarın temeli. Gerçekten öyle. Maalesef bir şey olduğu zaman hemen geçmişe dayanma, geçmişin hatıralarını anlatma. Ya bugünle yaptıkları ortada gerçek akla ve ilme uyan bir şeyler yok. Yani hangi alanda ilerisin? Uluslararası bazlarda hangi endekslerde durumun dün iyiydi de bugün daha iyi? Yok, siyaset nedir? Bugün dünden daha iyi nasıl olur? Gelecek daha iyi nasıl olur? Bilim ve teknolojide ilerleme, ekonomide kalkınma, tarımda kalkınma. Yani insanlar çırpınıştayken bunlar bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek. Bunlar artık klasik hale geldi. Bayrağı da ezan da bunların kendileri indiriyor. Çünkü toplumda güven kalmadı.
toplumda güven kalmayınca sosyal bunalımlara yol açıyor. Çok teşekkür ederim Kemal Bey. Programımıza katıldınız, bizleri kırmadınız. Ben teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Yani akla muhalif bir yapılanmanın karşısında vatandaşlık görevimizi yapmak zorundayız. Bu ülkede yaşayan herkesin de bu görevini meşru yollarla yerine getirmesi lazım. Demokraside seçimle gitmek de var, gelmek de var. Bunlar geldi, seçime de gidecekler. Umarım dediğiniz gibi olur Kemal Bey. Kürsü TV ekranlarında konuğumuz 20. ve 21. dönem 40 kalem milletvekilliği yapan Kemal Albayrak'tı. Kemal Bey'e çok teşekkür ediyor. Bir sonraki ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Sağ olun Kemal Bey. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. İyi günler dileriz.